Merhaba sevgili öğrenciler. İsmim Gizem Şalvacı. Türkçe dersi 4. sınıf sağlık ve spor ünitesini birlikte işleyeceğiz. İlk öncelikle hazırlık çalışmalarıyla başlayalım. Birinci sorumuz, hastalandığınızda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Vücudunuzda ne gibi değişiklikler oluyor? Hastalandığımızda kendimizi çok yorgun ve bitkin hissediyoruz, öyle değil mi? İkinci sorumuza geçelim. Hastalanmamak için nelere dikkat ediyorsunuz? Hastalanmamak için sağlıklı ve dengeli besleniyoruz, spor yapıyoruz. Üçüncü sorumuza geçelim. Spor yapmak sağlığımız için önemli midir? Evet çocuklar, spor yapmak sağlığımız için önemlidir. Aşağıya geçiyoruz. Bir metnimiz var. Metnimizi okuyorum. Siz de beni dikkatlice dinleyin. Koronavirüsün yaptıkları. O da her virüs gibi başkalarına kötülük etmek, onları hasta etmek, onlara zarar vermek istiyordu. Bir çöp yığınının arasında o ve arkadaşları yaşıyordu. Bir ilkbahar gününde Ali kedisiyle sokakta oyun oynuyordu. Ve kedisi birden çöp yığının içinde renkli bir şeyler görüp çöp yığınının arasına koştu. Rengarenk küçük toplar vardı ve çok güzel görünüyorlardı. Ali ve kedisi bu rengarenk toplarla saatlerce oynadılar. Koronavirüs ve arkadaşları Ali'nin eline ve kediye kondular. Çok küçük oldukları için Ali onları görmedi. Akşam olunca Ali ve kedisi eve gittiler. Ali'nin kedisi kulübesine gittiğinde köpüklü suya atladı. Orada yıkandı. Böylece koronavirüsler kediden uzaklaştılar. Ali'nin ailesi Ali'ye kıyafetlerini değiştirmesini, elini en az 20 saniye ovalayarak sabunla yıkamasını isteseler de Ali onları dinlemedi. Yıkadım deyip hemen annesinin yaptığı mis gibi kokan yemekleri yemek için masaya koştu. Yemeğini yerken virüsler Ali'nin kıyafetlerinden ve ellerinden ağzına girdiler. Bu arada yaşamaya başladılar. Ali'nin ailesi yemekten sonra da ellerini su ve sabunla yıkamasını söylese de Ali onları yine dinlemedi. Bütün gün sokakta oynadığı için kendini yorgun hissediyordu. Hemen yatağına koştu ve uyudu. Birkaç saat sonra ailesi Ali'nin ağlama sesiyle uyandılar. Ali'nin ateş, öksürük, kusma, bulantı gibi şikayetleri vardı. Ailesi hemen doktor çağırdı. Doktor, merhaba Ali, ne gibi şikayetlerin var? Ali, ateş, öksürük, kusma ve bulantı. Ailesi, doktor bey, oğlumuzun ne gibi bir hastalığı var? Doktor, Ali, koronavirüs denilen insanlardan, temiz olmayan nesnelerden bulaşan koronavirüse yakalandı. Ailesi, peki şimdi ne yapacağız doktor bey? Doktor, verdiğim ilaçları düzenli kullansın, ellerini sık sık su ve sabunla yıkasın ve bol bol meyve ve sebze tüketsin. Ali, ailesinin sözünü dinlemediği için çok pişmandı. Doktorunun söylediklerini yaptı ve kısa sürede iyileşti. Koronavirüsler Ali'nin vücudundan uzaklaştılar. Siz yine de çok dikkatli olun çünkü koronavirüsler çok küçük olduklarından siz onları göremezsiniz. Onlar sizin elinize, kıyafetlerinize, yediğiniz yiyeceklere, hatta oyuncaklarınıza da bulaşabilir. Ellerinizi sık sık su ve sabunla yıkayın, temiz kıyafetler giyin, dişlerimizi günde en az 2 defa fırçalayın, meyve ve sebze yemeye özen gösterin. Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu kağıt mendille kapatın. Siz bu uyarıları dikkate alın ve sağlıklı kalın. Metnimizi okuduk. Evet çocuklar, metnimizi okuduk. Şimdi ise etkinliklerle devam edelim. Birinci etkinliğimiz. Metnin konusunu ve ana fikrini yazalım. Metnin konusu, metnimizin konusu neydi çocuklar? Ali'nin ailesinin sözünü dinlememesi ve hasta olmasıydı. Metnin ana fikri, sağlığımız için temizliğimize dikkat etmek ve spor yapmak. İkinci etkinliğimizle devam edelim. Metne farklı bir başlık yazalım. Bizim metnimizin başlığı koronavirüsün yaptıklarıydı. Siz de istediğiniz bir başlığı yazabilirsiniz bu kısma. Üçüncü etkinliğime devam ediyorum. Metninde ortaya konan sorunlar nelerdir? Ortaya konan sorunlarımız neydi çocuklar?
Ali'nin ailesinin sözünü dinlememesi ve hasta olmasıydı, öyle değil mi? Bu sorunlara önerebileceğim çözümler nelerdir? Ali ailesinin sözünü dinlemeli, temizliğine dikkat etmeli ve sağlıklı beslenmeli. Dördüncü etkinliğimizle devam edelim. Dördüncü etkinlik. Aşağıda verilen kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. İlk sözcüğümüz dengeli beslenme. Sizce dengeli beslenme nedir? Dengeli beslenme sağlığımız için gerekli olan tüm yiyecekleri yemektir. Öyle değil mi? Şimdi sözlükteki anlamına bakalım. Beş besin grubundan da besinleri içeren beslenme ile ilgili tüm ihtiyaçları karşılayan bir beslenmedir. Diğer sözcüğümüz ilk yardım. İlk yardım nedir sizce? Evet, hepinizin söyledikleri doğru. Herhangi bir durumda olanaklar doğrultusunda yapılan uygulamaların tümüne ilk yardım denir. Sözlük anlamına bakalım şimdi. Herhangi bir kaza durumunda tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. Bu sözcükleri cümle içinde de kuralım. İlk yardım. Sağlıklı yaşam. Sağlıklı yaşam, sağlığımız için gerekli olan her şeyi yapmaktır. Sözlük anlamına bakalım. Kişinin temizliğine, yediği yemeklere dikkat etmesi ve spor yapmasıdır. Diğer sözcüğümüz ise spor. Sağlığımız için yaptığımız hareketlerdir. Sözlük anlamına bakalım. Belli kurallara ve tekniklere uyularak yapılan beden hareketleridir. Beşinci etkinliğimizle devam edelim. Haydi sağlık ve sporla ilgili kendi afişimizi oluşturalım. Afişimize sloganımızı yazmayı unutmayalım. Evet çocuklar, siz bu kısmı kitaplarınızdan yapın. Seyirciler, şimdi ise altıncı etkinlikle devam ediyoruz. Altıncı etkinlik, haydi metnin hikaye haritasını oluşturalım. Yer neredeydi? Yerimiz evdeydi. Ev diyoruz. Olay neydi? Olay Ali'nin ailesinin sözünü dinlememesi, temizliğine dikkat etmemesi ve hasta olması. Karakterler Ali, kedisi, anne, baba, bir de doktordu. Hikayenin adı koronavirüsün yaptıkları. Şimdi ise yedinci etkinlikle devam ediyoruz. Aşağıdaki topta yazılmış kelimeleri kullanarak anlamlı ve kurallı cümleler oluşturalım. İlk sözcüğümüz ilk yardım. İlk yardım anında dikkatli davranmalıyız. Cümlemiz bu. Diğer sözcüğümüz spor. Spor yapmak sağlığımız için önemlidir. Diğer sözcüğümüz beden eğitimi. Beden eğitimi dersini çok seviyorum. Diğer sözcüğümüz ise sağlıklı yaşam. Sağlıklı yaşam için dengeli ve sağlıklı beslenmeliyiz. Şimdi ise 8. etkinliğimizle devam edelim. Sağlıklı yaşam kelimesi sana neler çağrıştırıyor? Yazmaya ne dersin? Evet çocuklar, söylediklerinizin hepsi doğru. Sağlıklı yaşam deyince aklımıza spor, meyveler, sebzeler, temizlik, düzenli uyku geliyor. Diğer etkinliğimize devam edelim. 9. etkinlik. Uzun yaşamak, sağlıklı kalabilmek için nasıl beslenmeliyiz? Aşağıya yazınız. Sağlıklı kalabilmek için mevsiminde meyve ve sebze tüketmeliyiz. Tabii ki bu meyve sebzeleri tüketmeden önce iyice yıkamalıyız, öyle yemeliyiz. Ayrıca abur cuburlardan ve gazlı içeceklerden uzak durmalıyız. 10. etkinliğimizle devam edelim. Aşağıda metinle ilgili verilen cümlelerden doğru olanların sonuna D, yanlış olanların sonuna Y yazınız. 1. cümlemiz, Ali ailesinin sözünü dinlemesine rağmen hasta olmuştur.
Hayır, yanlış. Bunun cevabı yanlış. Ali ailesinin sözünü dinlemediği için hasta olmuştur. İkinci cümlemiz Ali koronavirüsün yüzünden hasta olmuştur. Cevabımız doğru. Evet, Ali koronavirüs yüzünden hasta olmuştur. Üçüncü cümlemiz yemekten önce ve sonra ellerimizi su ve sabunla yıkamalıyız. Evet, bunun cevabı doğru. Dördüncü cümlemiz koronavirüsler çok küçük canlılar değildir. Onları gözlerimizle görebiliriz. Yanlış. Koronavirüsler ve mikroplar çok küçük oldukları için biz onları gözlerimizle göremeyiz. Beşinci cümlemiz düzenli uyku sağlığımız için çok önemlidir. Evet çocuklar, bunun cevabı doğru. Şimdi ise diğer etkinliğimizle devam edelim. 11. etkinliğimizle devam ediyoruz çocuklar. Spor yapmak sağlığımız için önemli midir? Neden? Maddeler halinde yazalım. Spor yapmak sağlığımız için önemlidir. Bu kısmı size bırakıyorum. Bu kısmı siz yazın lütfen. 12. etkinlik. Aşağıda verilen şiiri okuyunuz. Şiire göre verilen soruları cevaplandırınız. Şiirimiz sağlık ve temizlik. Sağlık her şeyden önemli. Her şeyin temeli. Sağlık için her gün dengeli beslenmeli. Ellerini su ve sabunla her zaman iyice yıka. Temizlik önemlidir. Bunları asla unutma. Şiirinizi okuduk. Şimdi yanında bazı sorular verilmiş. Onları cevaplandıralım. Şiirin konusu nedir? Şiirimizin konusu sağlık ve temizlik. İkinci sorumuz, şiirin ana duygusunu yazınız. Şiirin ana duygusu temizliğin önemi. Üçüncü sorumuz, şiire yeni bir başlık yazınız. Şiire istediğiniz başlığı yazabilirsiniz. Mesela bir örnek vereyim. Temizliğin önemi diyebiliriz. Dördüncü sorumuz, şiirde verilmek istenen mesaj nedir? Temizliğin önemli olduğu ve her zaman sağlığımız için temizliğimize dikkat etmemiz gerektiği. 12. etkinlik. Ali, sağlık ve sporla ilgili olan kelimelerin olduğu yollardan giderek hazineye ulaşacaktır. Haydi ona yardım edelim. Ali'miz burada. Burada farklı kelimeler verilmiş. Burada da bir tane hazinemiz var. Doğru yollardan giderek hazineye ulaşacaktır. Eminim bunu hepiniz sabırsızlıkla yapacaksınız. Diğer etkinliğimize geçelim. 14. etkinlik. Aşağıdaki görselleri kullanarak bir hikaye oluşturalım. Şimdi öncelikle görselleri bir inceleyelim. Burada bir tane top görüyorsunuz. Burada spor yapan, koşan bir çocuk var ve yanında da çeşitli meyveler var. Evet, haydi şunları kullanarak bir hikaye oluşturun. Diğer etkinliğimize geçiyoruz. 15. etkinlik. Aşağıda verilen kelimeleri yandaki tablodan bulalım. Numaralandırılmış harfleri sırasıyla dizelim. Sözcüklerimiz uyku, adil oyun, sağlık, yaşam, dengeli, sabun, beden sağlığı, beden eğitimi, spor, ilaç, su, besin, öz bakım, mikrop. Bunları bu tablodan buluyoruz ve numaralandırılmış harfleri sırasıyla diziyoruz. Diğer etkinliğimize geçelim. 16. etkinlik. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak bilgilendirici metin yazalım. Kelimelerimiz mikrop, ilaç, dengeli beslenme, spor, hastalık. Evet çocuklar, bu kelimeleri kullanarak bilgilendirici bir metin yazıyoruz. Evet çocuklar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.